Muhterem arkadaşlar, bugün 2 Aralık 2022 senenin sonuna yaklaşıyoruz. Yarın 3 Aralık önemli bir gün, Dünya Engelliler Günü. Bugün toplantımıza yarın idrak edeceğimiz bu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün anlam ve önemine değinerek başlamak istiyorum. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisi engelli vatandaşlarına sağladığı refah düzeyidir. Engelli miktarı çeşitli kategorilere ayrıldığında %10 hatta 12'yi buluyor ülkemizde. Biz bu vatandaşlarımıza engelsiz bir hayat sunabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermekle mükellefiz. Bu vesileyle engelli vatandaşlarımızın her birine mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat diliyorum. 3 Aralık Engelliler Günü'nü özellikle kutluyorum. Muhterem arkadaşlar, burada engelli vatandaşlarımız ile ilgili hazırlamış olduğumuz Türkiye'nin engelliler karnesine atıfta bulunmak istiyorum. Yapılan çalışmalarda bugün engellilerin bir numaralı sorunu aslında istihdam sorunu olarak gözüküyor. Engelli vatandaşlarımız çeşitli vesilelerle iş bulmak için müracaatta bulunduklarında yeterliliklerine bakılmaksızın çok düşük profilli işlerde çalıştırılmak için bir eğilim var işverenlerde ve devlette de maalesef. Halbuki kendi beceri ve kabiliyetlerine göre çok daha üst seviyelerde iş görebilecek kardeşlerimiz var. Eğitim almış, kendisini geliştirmiş. Onun için bu konuda bir tavır değişikliğine ihtiyaç olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Ama elbette engelliler çok farklı engelleri olan bir kesim. Engelli dostlu projelerin geliştirilmesine bu yönüyle ihtiyaç var. Yani onların engellerine göre görme engelli olan, ortopedik engelli olan, işitme engelli olan kişilerin her birinin, hatta konuşma engelli olan veya başka zihinsel engelli olanların her biri için özel çalışma imkanları mutlaka hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Böylece nüfusumuzun oldukça büyük bir kesimini oluşturan bu kardeşlerimize ve onların ailelerine ciddi bir yardım sağlamış olacağız aynı zamanda, onu söyleyelim. Aslında engellilerin bir kısmı yardımı pek o kadar istemiyorlar. Biz çalışacağız, bize iş bulun, iş verin, biz kendi emeğimizle kendi hayatımızı, geçimimizi sağlarız diye de iddiaları var. Bundan dolayı mutlaka mesleki rehabilitasyon faaliyetlerinin iş kur bünyesinde bilhassa geliştirilmesine bu bakımdan ihtiyaç var. Bildiğiniz gibi bizim parti teşkilatımızın içinde özellikle engellilerle ilgilenen bir birimimiz de var. Zaten bu arkadaşımız geçmişte 1996 Erbakan hükümetinde ilk defa engellilere yönelik bir adım atıldığında orada görev almıştı. Bundan dolayı da kendisi bir engelli olarak engellilerin derdini çok yakından bilen, bu konuda geçmişte dernek kurmuş
faaliyet göstermiş, onların ihtiyaçlarını, sıkıntılarını duyurmuş olan bir kardeşimiz. Biz ümit ediyoruz ki devletimiz bu konuda üzerine düşen bütün gayreti gösterecektir. Aslında rakamlar ortaya, hedefler konuyor ama maalesef bu hedefler doldurulmuyor. Esas itibariyle şu anda 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde mutlaka engellilerin de şartlarına göre çalışmalarına imkan verecek bir adım atılmalıdır kanaatindeyiz. Kamudaki kota mutlaka artırılmalıdır. Yani özel sektör bu konuda biraz daha gevşek davranıyor olsa bile, ki onlar da zorlanmalı, ama özellikle kamuda bu kotanın artırılması icap eder. Engelli dostu iş sağlığı ve güvenliği de mutlaka tesis edilmelidir. Onların özelliklerine göre bir takım adımların atılması, onların sağlıklarını güvence altına alabilmek için gayret edilmelidir. Engelli çocukları olan ailelere durumlarına göre mutlaka engel düzeyine göre aile yardımının da yapılması icap eder. Hatta bu gençlerimizden evlenmek isteyenlere de şartlarına göre bir takım devlet yardımları da mutlaka sağlanmalıdır diye düşünüyoruz. İnşallah bu pandemi döneminde özellikle 3 Aralık'tan itibaren engellilere özel bir itina gösterilir diye ümit ediyoruz. Engelliler bizim toplumumuzun bir parçası. Onlara gereken özeni göstermek de bizim ve devletimizin en önemli görevlerinden birisidir. Bu hiçbir zaman unutulmamalı. Muhterem arkadaşlar, COVID-19 salgını ile karşı karşıya bulunduğumuz tablo her geçen gün biraz daha endişe verici bir noktaya doğru gidiyor. Çok hızlı bir artış gözleniyor ama bu artış aslında gerçek, yani toplum giderek COVID-19'dan daha fazla etkileniyor ama işin vahameti, bugüne kadar rakamlar düzgün bir şekilde topluma aktarılmadığı için arada birdenbire sanki %200-300 artış olmuş gibi gözüküyor. Muhterem arkadaşlar, biz COVID-19 salgınının sadece Türkiye'de olmadığını biliyoruz. Bütün dünyada bu salgının büyük bir dert olduğunu biliyoruz. Her hükümet bu konuda kendine göre farklı tedbirler aldığını, bu tedbirlerin de aslında tam olarak yeterli olmadığını da görüyoruz. Ama gerçekleri gizlemenin bir başarısızlık işareti olarak görüleceği için bu salgının önlenmesine hiçbir katkı sağlayamayacağını da biliyoruz. Yani ölüm adetlerini gizleseniz, hastalananların adedini, hastalığa farklı göre efendim işte şöyle olmuş böyle olmuş gibi taktiklerle gizlemeye çalışsanız ne hükümete ne devlete ne millete hiçbir faydası yok. Ve bu salgını herkes biliyor. Kimse de tam olarak istenilen tedbiri alamıyor. Şimdi yakında anlaşılan o ki geçen bir yıllık süre zarfında aşılar geliştirildi. Hemen hemen her ülkede farklı aşılar var. Biz de bunlardan istifade edeceğiz. Ama bir ara bedava olacaktı, pat diye önünü kestiler. Ya COVID-19 gibi bir aşının parayla yaptırılması kadar acayiplik olmaz. Çünkü bir insan COVID-19'a yakalanmışsa başkasına bunu intikal ettirme tehlikesi her zaman mevcut. Bu aşının mutlaka bedava yapılması lazım.
Rakamlar çok farklı. Kimisi diyor ki efendim bunun maliyeti 3 dolar, kimisi 5 dolar, satışı 50 dolar, 100 dolar. Allah'tan korkun ya. Bunu devletin çok özel bir tarzda ve Türkiye'nin tamamına şamil olacak tarzda. Elbette şunu kabul ediyoruz. Öncelik sağlık personeline verilmeli. Çünkü onlar her gün bu virüsle karşı karşıyalar. Hastanelerde, başka yerlerde hastalara müdahale ederken. Ama bu aşıyı para karşılığında vereceğiz demek garibana vurulan en büyük darbe olur. Paran yoksa kusura bakma. Biliyorum yani ileride bunu söyleyecekler. Ya bu geçim sıkıntısı çeken insanlar için, işte şunlar için, bunlar için biz diye bir gruba ayıracaklar. Bu doğru değil ki. Bu bir genel felaket. Geçmişte Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren birçok hastalıkla karşı karşıya kaldı. Veren bunların en başında gelenlerden bir tanesi. Tüberküloz hastalığı oldu. Ama bunlar okul çağlarından itibaren yapılan aşılarla önlendi. Türkiye'de bu tehlike ortadan kalktı. Şimdi yeniden hortlama ihtimalinden bahsediliyor. Ama COVID-19 aşısı parayla satılacak bir aşı olmamalı. Devlet buradan vatandaşın sırtından para kazanmamalı. Veya birilerine para kazanacak imkanı sağlamamalı. Bu bir devlet. Hani bazen konuşuluyor ya, biraz sonra temas edeceğim, devlet politikası. İşte bu bir devlet politikası olmalı. Sadece varlıklı olanlar bundan istifade eder. Çok varlıklı olanlar önceden istifade eder, garibanlar da sonradan istifade eder gibi bir mantık adil değildir, doğru değildir. Onun için bizim bu konuda COVID-19 aşısıyla ilgili hükümeti adil olmaya, doğru kararlar almaya, garibanı düşünmeye, ülkenin geleceğini düşünmeye davet ediyorum ben. Tabii sadece mesele aşıyla bitmiyor. Bu hafta sonu neredeyse 48 saat evlerimize hapsolacağız. İsabetli bir karar inşallah. Bunun yayılması, temasın azalmasıyla mümkün. Onu da herkes kabul ediyor. Ama bir ileri bir geri doğru bir yaklaşım değil. Bunu da ifade etmek lazım. Ancak en önemli konu, bu yasaklar konulurken, bu tedbirler alınırken vatandaşın içine sürüklendiği psikolojik durumu da mutlaka dikkate almak icap eder. Saatler belirlenirken de bu hususlar dikkate alınmalı. Özellikle de ekonomik sıkıntılar dikkate alınmazsa ülkemizde başka sıkıntılar doğar ileride. Esnaf çalışamıyor. Lokantalar kapalı. Berberler kapalı. Taksiciler iş yapamıyor. Hele çocukları okullara taşıyan servis arabaları, onlar tamamen atıl hale geldi. Peki de bunların geçimi nasıl sağlanacak? Nereden para kazanacaklar? İş yerinin kirası var. Elektrik faturası geliyor. Çalıştırdığı bir insanı işten çıkaramadığı için ona belli bir ücret ödemek mecburiyetinde. Peki de para kazanmayan bir insan, esnaf bunu nasıl, nereden karşılayacak? Bundan dolayı devletin çok ciddi tedbirler alması icap eder. Yeri geldi başka ülkelerde özellikle esnafa, işsize, geçimini sağlayamayan ailelere çok ciddi destekler verildi. Biz neden vermiyoruz?
Bankalarda krediler açıldı. Efendim işte bak Merkez Bankası faizleri %15'e çıkardı. Arkasından da bir şimdi kredi bolluğu geliyor. Hadi bakalım gidin alın. Nasıl ödeyecek onu? Bu kadar yüksek faizlerle alınan borcu bir esnafın ödemesi mümkün değil. Devlet mutlaka faizsiz krediyi mutlaka vermeli ama yeri geldiği zaman da büyük çapta nakdi destek, geri ödemesiz destek sağlamalı. Bir insan karnı doymadan yaşayamaz. Zaruri ihtiyaçlarını gidermeden yaşayamaz. Bundan dolayı iktidarın biz bu konularda hala bu kadar zaman geçmiş ne yapacağını bilmez halden kurtulması icap eder. Düşünmeye ihtiyaçları var. Düşünmeden alınacak kararlar genelde zarar verir neticede. Bunun için biz servis şoförleri, okul kantinleri dahil, kahvehaneler, lokantalar dahil bütün iş yerlerinin mutlaka devlet tarafından önemli birer konu olarak ele alınmalarına ve onların hayatiyetlerini devam ettirecek tedbirlere başvurulmasına ihtiyaç olduğunu duyurmadan geçemeyeceğiz. Bu COVID-19 vesilesiyle neredeyse her basın toplantısında bu konulara temas etme mecburiyetini hissediyoruz. Ancak hükümetin, bakın şu çok önemli bir konu arkadaşlar. Herkes şaşkın. Alınan kararlar isabetsiz de olabilir, isabetli de olabilir. Ama bunun şeffaf olması icap eder, dürüst olmak icap eder. Rakamları çarpıtarak işi iyiye gidiyormuş gibi göstermek kimseye fayda sağlamaz. Özellikle de iktidara fayda sağlamaz. Bunun için doğru rakamlar vermeleri gerekir. Belediyelerin mezarlıklarda verdiği defnedilen hasta vefat sayısı geçen senenin aynı ayı ve bu senenin aynı ayını mukayese ettiğinde arada çok büyük farklar varsa bu gerçekleri örtmek manasına gelir, doğru olmaz. Gerçekleri herkes bilmeli. Belki o zaman biraz daha tedbirli olma ihtiyacını vatandaşlar daha fazla hissederler. Buna da dikkatlerinizi çekmek isterim. Muhterem arkadaşlarım, tabii her şey COVID-19'da ilgili değil. Senenin sonu geldi. Yeni senede asgari ücretin ne olacağı konusunda da ççalışmalar başlıyor. 4 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Muhterem arkadaşlarım, bugünkü şartlarda Türkiye'nin asgari ücreti 2324 lira seviyesinde tutması mümkün değil. Bu seviyede bunun üzerine %10, 15, 20 zam koysanız problem çözülmez. Biz bunu sürekli olarak daha farklı bir şekilde bu konunun ele alınması gerektiğine vurgu yaptık. Bugün asgari ücret 2324 lira. Üzerine bir zam gelecek. İşte enflasyonu %12 diye takdim etmeye çalışıyorlar. Hadi diyecekler, belki de bir baba yiğitlik yapalım, %12 değil de %15 zam verelim, enflasyonun da üstünde olsun diyecekler. Yani asgari ücretli gene aç kalmaya devam edecek. Açlık sınırının altında. Bugün 2324 lira açlık sınırının altında, çünkü bugün tespit edilen açlık sınırı 2482 lira. Böyle bir garabet olmaz muhterem arkadaşlarım. En azından iktidar eğer sene içinde açlık sınırı değişiyor, düşüyor, yükseliyorsa o zaman mecburen
işçi ücretlerini de en azından o seviyeye çıkarması icap eder. Ama bize göre bu yetmez. Şu anda yapılması icap eden belki de ilk ve en kolay yollardan bir tanesi asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılmasıdır. Bütün vergiler, sigorta primleri, işsizlik ödemeleri, sigortası, bütün bunlar kalktığı takdirde asgari ücret 3000 liraya yaklaşıyor. Yani fiilen 2943 lira olarak gözüküyor bugün. Aradaki fark vergi, harç ve sigorta primlerine gidiyor. İlk adım olarak biz bunları kaldırıyoruz. Devlet bunu tekefül ediyor dese ne işverene yük gelecek ne de aslında işçi mağdur edilecek. En azından ilk adım. Ama kanaatimize göre bu yeterli olmaz. Öncelikle devlet işçinin geçimini rahat sağlayacağı bir projeksiyon yapmalı. İki rakam var. Hesap edilen. Bunu tekrar tekrar gündeme getiriyoruz biz. Birisi tokluk, açlık sınırı, birisi de yoksulluk sınırı. Yoksulluk sınırını neden sürekli olarak ilan ediyorlar? Bir insanın aldığı maaşla geçinip geçinemediğini belirlemek için. Muhterem arkadaşlar, şu anda yapılan hesaplarla açlık sınırı doğru 2482 lira. Ama yoksulluk sınırı tam 8085 lira. 3 mislinden fazla. Asıl olan nedir? Çalışan bir insan hangi işte çalışırsa çalışsın kendi geçimini rahatlıkla sağlayabilmeli. O zaman hedef ne olmalıdır? Hedef yoksulluk sınırı olmalıdır. Biz bunu söylediğimiz zaman bazılarının belki kan tepesine fırlıyor. Nasıl olacak ya? 8085 lirayı kim nasıl ödeyecek? Doğru. Bir anda bu gerçekleşmeyebilir. Ama hedefin bu olması elzem. Çünkü hiçbir hükümet çalışan bir insanın sen karnını doyuracaksın ama diğer ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamaman umurumda bile değil diyemez. Hak bunun da bir süresi olması icap eder. Hemfikiriz. O zaman devlet, hükümet tabii devlet diyoruz da devlet politikalarını belirleyen hükümet kendisine bir hedef koymalı. 15 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra biz asgari ücreti yoksulluk sınırına getireceğiz. Muhterem arkadaşlarım, böyle bir hedef olmadan asgari ücreti belirlemek kesinlikle çalışana zulümdür. Eğer hükümet dese ki 15 sene sonra ki bu hükümet iş başına geleli 18 sene bitiyor. Eğer iş başına geldiği zaman ilk toplu sözleşmesi deseydi ki sözleşmede arkadaş bu badireli bir iş. Ben bunu öyle kolay kolay yapamam. 15 sene sonra yapacağım. Senede %7 zam vermesi reel manada. Yani eşel mobil sistemiyle kulaklarımız bizim eşel mobil sistemine yatkın. Geçmişte bu dile getirildi. %7 deselerdi bugün asgari ücret 8000 lira seviyesini bulacaktı. Sadece %7 her sene enflasyonun üstünde %7 zam yapmak demektir bu. Yok ben bunu yapamam.
%5 veririm deseydi bugün asgari ücret 5000 lirayı geçmiş olacaktı. Ben size bir rakam söylüyorum. Bunsuz olmaz. Mutlaka sendikalar da iktidardan bunu talep etmek mecburiyetindeler. Kendi çalışanlarını tatmin etmek gerçekçi bir rakam bu. Hikaye değil. %7 enflasyonun üzerinde zam anormal bir zam değildir. Biraz önce ifade ettiğim gibi hadi bundan vazgeçtik ya %5 de hiç olmazsa. Bundan dolayı bizim teklifimiz şu. Bir, iktidar vergi muafiyetini asgari ücrete mutlaka uygulamalı. Ve sadece vergi muafiyeti değil, primleri de kendisi karşılamalı. İlk adım, böyle yapıldığı takdirde asgari ücret otomatik olarak 2900 liranın üzerine çıkar. İki, bunun üzerine enflasyonun karşılığında, daha doğrusu enflasyonun biraz üzerinde bir zam yapmalı. %12 diyorsa %20 zam yapar. Bu 3000 liranın üzerinde 3500 liraya yakın bir zam manasına gelir. Ama fiilen işverenin, piyasaya dönük işverenlere, özel sektöre dönük olarak söylüyorum, üzerlerine gelecek olan yük sadece 400-500 lira civarında olur. Aksi takdirde bugünkü şartlarda her sene açlık sınırının birazcık üstünde mi, birazcık altında mı kavgasının yapılması kimseyi tatmin etmez. Bunu geçmişte de söyledim. Eğer reel manada işçi gelirleri, çalışanların gelirleri artarsa emin olun bu esnafa müsbet olarak yansır. Talep artacağı için kendiliğinden piyasada bir canlanma meydana gelir. Bu canlanma ekonomiyi ayağa kaldırır. Devletin gelirleri de artar. Yeni yatırımlara da imkan sağlanmış olur. Başka türlü Türkiye'nin ekonomisinin de ayağa kalkmasının imkanı kanaatime göre yoktur. Ama maalesef biz bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Covid-19 çıkıp da sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız zaman iktidarın ilk attığı adım İBAN numarası talep etmekti. Milletimiz onu da verdi. Desteği de verdi. Nasıl kullanıldı bilmiyoruz ama milletimiz gerekli fedakarlığı yaptı. Şimdi artık işçinin de işverenin de mağdur edilmeyeceği ama çalışanın mutlaka ihtiyaçlarını karşılayacağı bir ücret seviyesini yakalamak için adım atılmasına ihtiyaç var.